yerde yaşanılan katliamı kendimizde görmek istemiyoruz. Çevre illerde yapılan katliamları kınıyoruz. Sokak hayvanlarının özgürce yaşamasını istiyoruz. Ortaya yanlış bir yasa çıkarttılar. Biz halk olarak ne kadar karşı çıksak da yasa resmi gazetede yayınlandı. O yasanın içeriği bütün sokak hayvanlarının toplatılması ve sahiplenilmeyen hayvanların da öldürülmesi. Sadece köpekleri kapsamıyor. Bütün sokak hayvanlarını kapsıyor. Belediyelerin yapması gereken çalışmaları hayvanseverler yaptı. Hayvanseverler de güçlerinin yettiği yere kadar yapabildi. Yapılması gereken çalışma kısırlaştır, aşılat, tedavi et, besle ve yerinde yaşat olmalıydı. Hayvanseverler belediyelerin üstlenmediği çalışmaları kendileri üstlendi. Aynı zamanda besleme yaptılar. Dünyada önce hayvanlar vardı. Zamanla insanlar yerleşerek onların yaşadıkları alanları işgal ettiler. Ve şimdi de öldürmeye çalışıyoruz. Geçmişte olduğu gibi. Bundan 25-30 yıl öncesine kadar önce nüfusları azaltılsın diye hayvanlar belediyeler tarafından zehirlenerek, vurularak öldürülüyordu. Çözüm olmadı. Kısırlaştırma yapılsaydı çözüm olabilirdi. 1910 yılında 80 bin hayvan yemeğin, suyun olmadığı hayırsız adaya bırakıldı. Ölüm çığlıkları her yeri kapladı. Çare olmadı. Öldürmek hiçbir sorunu çözmez. Köpekler çocuklara saldırıyormuş. Sen çocuğunu sevgi dolu yetiştirirsen hayvana taş atmaması gerektiğini, sevgi vermesi gerektiğini öğretirsen sen ne çocuk zarar görür ne de hayvanlar. Sen çocuğu korumak için ne yapabilirsin? Sevgi verebilirsin. Sevgiyle doğa güzelleşir. Sizin uyutmanız gereken, öldürmenizi gerektiren asıl mesele ne? Çocuğa, kadına, hayvana taciz ve tecavüzde bulunan sapıkları uyutacaksınız. Bunlar öncelikle kurallarınız olmalı. Kravat taktı, takım elbise giydi diye suçunu indirmeyeceksin. Hayvanları öldürmek yerine ticareti yapan, çoğaltan, suç işleyen insanları cezalandıracaksın. İş yerlerini kapatacaksın. Bizim en önemli meselemiz insanın insana saldırmasıyken siz masum hayvanları uyutma kararı aldınız. İcdar sahibi bir birey buna nasıl karar verebilir? Gencecik bir veteriner bile ben hayvanları uyutamam dedi. O genç veteriner dahil hepimizin psikolojisi bozuldu. Ve bu genç veteriner bu uğurda canına kıydı. Bunun sorumluluğu kime ait? Yazık, günah değil mi? Yarınlarımız, geleceğimiz olan çocuklara bu acıyı yaşatmak ne kadar doğru? Hepinize katıldığınız için teşekkür ederim.